Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livadiya.com'da. Yıkılan surlar, o surları yerle bir eden toplar, gözün görebildiği her noktada 571 yıl öncesi yani 9 Mayıs 1453 zaman burada sizi o ana götürüyor. Öyle ki adımınızı attığınız andan itibaren 29 Mayıs 1453 sabahının bir anlamda durdurulduğu an. 2024 yılında İstanbul'un fethini yaşatan yer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Panorama 1453 Müzesi. Burası dünyanın ilk tam panoramik müzesi. Müzenin üst katına çıktığınızda Edirne Kapı, Topkapı ve Silivri Kapı surlarının yakınında, Sultan Mehmet'in şehre girdiği kapının yanı başında verilen mücadeleyi 3 boyutlu olarak izliyorsunuz. Zeytinburnu Merkez Efendi'de tarihin durduğu an, hani o yıkılamayan denilen surlar var ya, işte o surların bulunduğu yer burası. Peki o tarihte, o anda neler oluyor? İşte şu anda görmüş olduğunuz bu görüntü burada gerçek oluyor. Toplar, askerler, yeniçeriler, gülleler, bakın atılan toplarla yıkılan surlar. Bir emek, bir güç, bir mücadele. Yıkılamayan denen surların yıkıldığı anlar var. Anlatılmaz yaşanır cinsinden ve o an işte burada yaşanıyor. Bulunduğumuz anda şu an Fatih'in ve ordusunun o azmi, inancı, sabrı ve Fatih'in idealist tarafını burada deneyimliyoruz. Ve çok kıymetli bir an ve mekana şahitlik ediyoruz. Çadırlar, Fatih Sultan Mehmet'in otağı, her biri 571 yıl öncesinden gelip karşınıza çıkıyor. Bu manzara bizim tarihimiz, kültürümüzü, aşk ve şevkimizi, idealimizi haykırıyor yani. Kızılerme'ye ulaşacağımızı haykırıyor bence. Yani duygu, çok anlatılacak bir şey de yok aslında. Her şey görsel olarak burada görünüyor. Milliyetçi ruhumuz çok böyle yoğun. Gerçekten. Düşünün ya, insanlar canına başla. Belki evlerinde çoluğu, çocuğu, eşi, her şeyini bırakmış. İstanbul'un fethinde adını bilmediğimiz binlerce, on binlerce kahraman var. İstanbul'u alabilmek adına verilen mücadele, 2 yıldır doğal dokuya uygun şekilde hazırlanan içerik ve animasyonla anlatılıyor. Sadece 8 adet projeksiyonla hiçbir şekilde başka bir görüntüye ihtiyaç duymadan insanlarımıza bu kubbenin içerisinde Sultan Mehmet'in rüyasını deneyimlettiriyoruz. Işıklar söndüğünde bir çağın kapanıp yeni bir çağın nasıl açıldığı görsel olarak karşınıza geliyor. Gemilerin karadan Haliç'e indirilişi, topların surları dövmesi ve Fatih Sultan Mehmet'in Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a girdiği anı görebiliyorsunuz. Gösteri bitiyor, ışıklar yanıyor, kendinizi 3 boyutlu fetih sahnesinin içinde buluyorsunuz. Müzede farklı sergiler de var. Yıllar geçecek, o müze var olduğu sürece 29 Mayıs 1453 orada hep izlenecek. Bu topraklar nasıl kazanılmış, ne kadar zorluklarla? Topraklarımızın her karesine sahip çıkmamız gerekiyor, her karesine. Ki bu toprakların nasıl kazanıldığını asla unutmamamız gerekiyor. Bu görüntüde, bu videoda bunun en güzel örneği galiba. Evet.